Biliyorsunuz yıllardır mülakat sorunu bu ülkemizde sürekli tartışıla gelen bir sorun ve sonuçları itibariyle de birçok kişinin mağdur olmasına sebep olan bir sorun. Bugün burada size paylaşacağımız bu veriler KPSS'ye girip de mülakatta mağdur olan ciddi bir şekilde bir araya gelip çalışmalar yapan ve bu çalışmalar sonucunda iller arası ve branşlar arası farklılıkları ortaya koyan bir grup aday arkadaşın çalışmalarını sizle paylaşacağız. Mülakat uygulaması öğretmen adaylarını mağdur etmeye devam etmektedir. Yıllardır her türlü olumsuzluğu hep birlikte yaşadığımız KPSS mülakat sonuçları açıklandı. İktidarın her seçim döneminde kaldıracağı vaadinde bulunduğu ama uygulamaktan bir türlü vazgeçmediği mülakatın bu seneki sonuçları da geçen yıllardakilerden farklı değil. Her yıl olduğu gibi bu yılda birçok usulsüzlüğe tanık oluyoruz. İktidar bildiğini okumaya, kadrolaşmanın en önemli araçlarından biri olarak mülakatı uygulamaya devam ediyor. Mülakat uygulaması yapılmaya başlandığı ilk günden beri her atama ve sınav şaibeli olduğu yönünde kamuoyunda geniş bir yargı oluşmasına rağmen kayırmacılık, torpil, liyakatsizlik ile özdeşleşen kaldırılmasını her fırsatta dile getirdiğimiz sözlü sınav ve mülakat sisteminde ısrarı anlayabilmiş değiliz. Geçtiğimiz günlerde anlık da olsa mülakat sonuçlarını gösteren sistemin erişime açılıp kısa süre sonra kapatılması sonuçlarını görebilen kimi öğretmen adaylarının da farklı aralıklarda farklı puanlar verildiği şüphesi uyandırmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın normal sınav takviminde sonuçlandırmayı başaramadığı mülakat sonuçlarının açıklanması ile ilgili olarak Yusuf Tekin, kendi beceriksizliklerinin üzerine örtmek için Danıştay'a yapılan başvuruya atıfta bulunarak eğer davalar olmasaydı sonuçları açıklayıp takvimi ilan etmiş olacaktı dedi. Yapılan bu açıklama inandırıcılıktan tamamen uzak. Zira mülakatın iptaline yönelik defalarca kez Danıştay'a başvuru yapılmasına ve uygulamanın iptal yönünde kararlar çıkmasına rağmen iktidar her fırsatta mülakat uygulamasını tekrar devreye sokmuştur. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte mülakat sınavına giren öğretmen adaylarının tespit ederek sendikamıza ilettiği kimi usulsüzlükleri içeren dosyayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Burada öğretmen adaylarının mülakat sonuçlarını görenlerden topladıkları verilere dayalı olarak 2550 mülakat sonucunun analizi var. Bu analiz mülakatlardaki puanlama farklılıklarını somut verilerle ortaya koymakta ve sürecin adil bir şekilde yürütülmediği iddialarını da güçlendirmektedir. KPSS mülakat sonuçlarına yönelik ciddi çelişkileri ve tutarsızlıkları içermektedir. Bazı öğretmen adaylarının mülakat puanları KPSS puanlarının arasında belirgin farklılıklar olduğu görülüyor. Örneğin KPSS puanlarına göre sıralamaya giren adayların mülakat puanlarının oldukça düşük verilmesi ya da tam tersine düşük KPSS puanlı adayların yüksek mülakat puanı alması gibi durumlar söz konusudur. Bu tür puanlama farklılıkları objektiflik ilkesine ters düşmekte ve adayların mağduriyetine yol açmaktadır. Mülakat sonuçlarının önceden belirlenmiş objektif bir ölçüt üzerine yapılmadığı yönünde ciddi endişeler olduğu uzun zamandan beri var. Örneğin 20 Eylül 2024 tarihinde yani bir hafta önce kısa süreliğine açılan E-Devlet sisteminden alınan verilere göre bazı adayların sıralamalarının dramatik biçimde değiştiği, bu durumun ciddi adaletsizlikler yarattığına dair kanıtlar da ortaya çıkmıştır. Şimdi bu farklı iller arasında mülakat puanlarının bu halde olması, bölgeler arasında böyle olması bu çalışma sonucunda ortaya çıkan bir şey. Ama asıl ortaya çıkmayan bu uygulamanın yani mülakat uygulamasının aslında hiçbir yerde
objektif kriterlerle, hiçbir yöntemle objektif kriterlerle ortaya konulmadığı, bundan dolayı da birçok adayın hakkının ihlal edildiği, hakkının alındığı, hakkının yenildiği ile ilgili tablolar ve veriler bunlar. Şimdi bizim önerimiz nedir burada? Mülakat puanlarının KPSS puanlarına göre belirgin bir fark göstermesi, bölgesel adaletsizliklerin varlığı, mülakat puanların yuvarlanarak verilmesi gibi bulgular, mülakat sisteminin adil ve şeffaf bir yapıda olmadığını ve öğretmen adaylarının bu süreçte ciddi haksızlıklara maruz kaldığını somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Eğitim sen olarak talebimiz, öğretmen açıklarının kapatılması için ilk aşamada en az kadrolu 150 bin öğretmen atamasının yapılması, ücretli ve sözleşmeli öğretmen istihdamından vazgeçilmesi, özellikle mülakat sistemi, arşiv araştırması, güvenlik soruşturması gibi aslında tam bir ayıklamaya ve kayırmaya ve kadrolaşmaya sebep olan bu tür uygulamalardan hızlı bir şekilde vazgeçilmesi ve bunların kaldırılması, öğretmen atamalarının belirli bir planlama dahilinde yapılması ve ataması yapılmayan öğretmenler sorununa kalıcı olarak çözümler üretilmesidir.